Evet herkese yeniden merhaba, ben Mucizevi Lord. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi her şeyde bir mantık hatası vardır ne de olsa. Bu da tabii mantıksızlıktan kaynaklanır. Çoğumuzun sevdiği çizgi dizilerden biri olan Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedileri bazı mantık hataları buldum. Evet söylediğim şeylerin çoğunuza biraz garip gelecek ama evet bunlar mantık hatalarıdır. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoya bir like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü 10.000 abone olmama fazla bir şey kalmadı, sadece böyle bir 7.040 abone falan. Neyse biz ilk mantık hatamızdan başlayalım. Bildiğiniz gibi bizim Hawke'miz evden çıkmayı pek seven biri değil. Her zaman bir yerde durup birini okumalar. Ve bu akumaladığı, insanları akumaladığı odanın içinde binlerce kelebek var. Belki de yüzlerce. Ama hatırlarsınız ki biz Cat Blank bölümünde Hawkmoth'un sopasının içinden akumalar çıkabildiğini görmüştük. Belki de başka bölümlerde de görmüştük. Evet buradaki mantık hatamız şu ki kardeşim, madem senin sopanın içinden kelebek çıkıyor. Neden o zavallı kelebekleri kapatmışsın o odaya, sadece kendin geldiğinde onlara ışık yüzü gösteriyorsun. Yani zavallıların kısacık bir ömürleri var, bırak onu da yaşasınlar bari. Ne zalim gerizekalı insanlar var ya. Evet hiç kimse itiraz etmesin, gerçekten şimdiye kadar en az bir kere bile olsun bunu düşünmüşsünüzdür. Başka seçeneğim yoktu. Layla, gözümü kurtardın. Kendini benim için feda ettin. Tamam merak etmeyin arkadaşlar, o iş bende. Al bismillah. Evet bir de bunu söylerken o gözlüğü gözüne çekiyorsun ya, gerçekten insanın meksi boğası geliyor. Bu arada bunların sınıfındaki en zeki çocuğun Max olduğunu düşünen varsa camdan atlayabilirsiniz. Bu sefer dünyanın en mantıksız şeyini söylüyorum size. Bizim bir uğur böceğimiz var fakat bu uğur böceğinin kanatları yok ya. İşte yoyo ile geçiştirmişler. Sakın bana kosmo böcekten bahsetmeyin veya astroketten falan. Bence normalde olmalı uğur böceğinin kanatları. Evet bu mantık hatamızdaysa, bildiğiniz gibi uğur böceği ile Karaki'de her zaman savaşırken bir şey için endişelenirler. İnsana bir şey olacak falan filan. Siz direkt akumalanan kişiye odaklansanız, yani diğerlerini boş versiniz, zaten akumalanan kişiyi akumasını kaldırdıktan sonra zaten her şey geri dönmüyor mu yani? Mucize uğur böceği deyip her şey geri dönüyor zaten, niye endişeleniyorsunuz ki? Bu sahneyi izlemeyen yoktur. Gördüğünüz gibi Firavun Ali'yi tamı tamına piramidin aşağısından, daha doğrusu daha yukarıdan yere atıyor. Fakat Ali'ye yere düştükten sonra hala normal bir şekilde söyleniyor. Kanka orada düştükten sonra insan ölmesi gerekmiyor mu gerçekten? Tamam çizgi film diye ölme falan olmaz ama biraz olsun yaralanma olması ya gerek yani, o kadar yerden düşmüş. Yani hala nasıl söylenebiliyorsun bu kadar? Evet bildiğiniz gibi kara kedimizin kedi krizi her şeyi yok edebiliyor. Fakat orada dikkat ederseniz kara kedi kendi eliyle kedi krizine dokunuyor ve de sopası da elinde. Ne yani, kedi krizi iki şeyin arasında kalınca devre dışı mı kalıyor yani, bu açık mı yani? Bu kedi krizinin bir bug'ı varmış galiba. Veya evet unutmuşum, evet haklısınız, bu bir mantıksızlık. Şu an o görüntüleri bulamadım ama size bir mantık hatası daha göstereceğim. Şimdiye kadar dikkat ettiyseniz Adrian'ın korumasının ona korumalık yaptığını göremezsiniz. Gabriel ona boş boşuna maaş veriyor. Sadece Adrian'ın önünde duruyor. Sonra bir şey olduktan sonra sırf kendi canını kurtarmak için kaçıp gidiyor. Bunun neresi bodyguard olacak? Yani Adrian kendi kendini korusa, kaçsa daha iyi zaten. O zaman sadece Adrian'ı sadece oraya buraya götürmekle, yani arabayla bedavaya bir bodyguard'ın maaşını alıp aslında şoför maaşı alması gerekiyor. Ama bodyguard'lık maaşı alarak ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyor işte. Evet bu böyle, Adrian'ın koruması Adrian'a korumalık yapmıyor. Bunu kimse itiraz edemez. Evet video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.